kaç günlüğüyle anlatayım. Bak Salim Dervişoğlu Caddesi'ni tamamladık. 33 milyon TL bir proje. Bitirdik. Yani şu anda Ali Kahya Stadı bağlantı yolları 114 milyon TL. Bunlar İzmit'te yapılan. İzmit'te yapılan. Şu anda Milli İrade Meydanı'nın İzmit'in içinde projesini yaptık. Eski valilik alanı. Doğru mu? Yok. Şu andaki Milli İrade tamam. Mitingin yapıldığı yer. Mitingin yapıldığı yer pardon. Yani 3300 metrekare bir alan. Yani şeyiyle beraber efendim. Projesi tamamlandı. Keşfi vesaire. Yola çıktı geliyor. Bu hani geliyor ama diğerleri bitti. Mesela şimdi yürüyüş yolu. 9 milyon. Şimdi orası ta eski tren yolundan beri. Ama şimdi adam akıllı. Güzel oldu. Bir şey. Şimdi, başkanım bu rakamlar eski rakam. Eski rakamlar bile. Bir de eski rakam. Evet, eski rakamlar. Yani 49 milyon evet, minimumda 100. Şu anda bu 3 ay önce bu rakamsa evet. Şimdi en az 120 30 üzerine koymak gerekiyor. 50 falan. Evet. 50. Evet. Şimdi bak Seka plaj yolu 78 milyon bitti burası. Şimdi Kırıkçeşme hattı yapılıyor 92 milyon o şeye karayolunu geçerek. Cedid kentsel dönüşümü büyük sorunlu bir problemdi. Sorunsuz hepsinin sözleşmesi evet. imzalandı, ilgilileriyle yapımı tamamlandı, inşaatı başlıyor. Şimdi bunu Fatma Kaplan efendim seçim vaatlerinden en büyüğü oydu değil mi? Evet. Hiçbir şey yapamadı. Çok eleştiri aldı. Biz yaptık. Çok eleştiri aldı evet. Evet. Takip ettik. Şu anda Kocaeli'deki bütün yaya geçitlerini adam akıllı şey yapıyoruz. Yani elden geçiriyoruz, yeniliyoruz. Bak Umut Tepe yeni poliklinik asansör merdivenleri altında 2.3. Umut Tepe yeni doğan Kocaeli'ni etkileyen yeni bir durum. Doğan yaya geçidi 2.650. Kabaoğlu Üniversite yaya yolu üst geçidi 2.8. Okullar bölgesindeki yaya üst geçidi 3. Kongre merkezin oradaki üst geçit. Mevlana kavşağındaki alt geçit. Yani sadece 4-5 tane üst geçitten bahsettik. Evet, bizim de yaptık. Yani evet. Tramvay yolundan, kent meydanından vesaire. Pişmaniyeciler meydanı. Bahçeşme'deki itfaiye müfrize bitti bu. Yani basbaya şey. Ve bu mesela bunlar Cumhurbaşkanımızın o açılışında listeye giremedi. Evet. Rakam olarak veya hani Kültepe, şey Gültepe'deki kültür merkezi bitti. Solaklılar yolu, Çarşıbaşı Caddesi. Kocaeli Esnaf Sanatkarları, bak bunun üzerine birkaç cümle söyleyeyim. Buyurun. Kocaeli'deki 24 tane esnaf odası tek bir çatı altında. Burayı görmediysen muhakkak görmedin. Çok güzel olmuş. Kasaplar odası, manifestörler odası, berber gittin mi orayı gördün mü? Yok gitmedim. Ya, çok güzel ya. Yani inanılmaz güzel. Yani konferans salonu, artık kongrelerini orada yapacaklar. Efendim, her odaya arkasında depo, önde pırıl pırıl tam da şehrin merkezinde. Şunu şurayı tutayım. Ha. Şimdi bu Mehmet Ali Paşa Camii, burada 15 diyor ama onu ben 3 katını harcadım. Tartışmalı bir cami tabii. Var. Öndeki cami şimdi yıkıyor, orası komple kent meydan otopark oluyor. İzmit'in en önemli merkezlerinden biliyorum, yani biliyorum. Mehmet Ali Paşa Gebze'de önemli bir mahalle. Gebze'yi konuşuyoruz ya. Bugün de bir İzmit'i konuşuyoruz. Çok mantıklı. Çok keyif alıyoruz. Başkanım çok doğru. Yani şeyin, belki bizim Gebze'nin gündeminde değil mi? Mehmet Ali Paşa İzmit için çok önemli. Çok kıymetli yani. Tramvay yolunun uzatılması önemli. Üst geçitler İzmit dediğimiz yer demir yoluyla, karayollarıyla efendim transit geçişin olduğu bir yer. Dolayısıyla İzmit'te üst geçit olmuş. Eski tren yolunun yayalaştırılması olmuş. Kent meydanı olmuş. Bunlar İzmit'in çok iç pişmaniyeciler miydi? İçine dokunan, halka dokunan, o bütün ilçelerden gelen insanların efendim bir araya geldiği, kaynaştığı prestij işler. Hiç eksikliğimiz yok. Bak, düşün Gebze'den, Gölcük'ten bahsetmiyoruz. Çok güzel hizmetler yani. Bir de şehir görünümü ve kentleşme adına önemli yatırımlar. Kentin kalbine evet. dokunuyoruz. Evet, evet. Yani herkese hizmet ediyoruz. Kimseyi dışlamıyoruz. Orada mesela Cemil'i var. Mesela bu hafta ben şimdi buralara geleceğim ama Roman vatandaşların müstakilen hem şimdi şöleni yaptık hem düğün şöleni. Tabii efsane oluyor. Yani şehirde de gerçekten renk katıyor. Onlar da bundan hoşlanıyor. Yani şimdi şölenlerini müstakil kendilerine has akşamında yine roman çalgıcılarla çok, efendim, o da eğlence, güzel oluyor. Nostaljik arabalarla evet, efendim, evet. kentte gezintiler evet. vesaire. Yani
Geçen sene 50 çift evlenmiş. Her bakımından renkte bir kültürel çeşitlilik yani. Hatta biz geçtiğimiz hafta bir de Manavlar Federasyonu kuruldu. 13 Manav Derneği bir araya geldi. Biz şimdi manavlara bir müze yapıyoruz. Yani takip ettik. Yani şimdi hani takip ettik. Manav kültürü yaşatılmalı yani, başkanım. Eyvallah. Bizim bölgemizde eyvallah. De ciddi manav köyleri var. Bir de iki tane daha yine burada şey İtfaiye Dairesi İdari Bina ve Eğitim Alanı 11 trilyonluk yani eski parayla. Yine insan tarafındaki bu çocuk trafik eğitim parkı yani bunlar üç bin. Bunlar kaç tane oldu bilmiyorum. Sadece İzmit'tekiler yani.